Hazır Giyim İmalatçıları Odası Başkanı Sayın Hüseyin Karnıbüyük ile birlikteyiz. Gazetemizi arayarak açık otoparkların iptal edilmesi, ücretsiz hale gelmesiyle ilgili bir beyanatta bulunmak istediğinizi söylediniz. Evet. Bu konuda neler düşünmektesiniz? Buyurun Sayın Başkanım. Şimdi dün akşam yapılan meclis toplantısını canlı olarak izledik. Bu otoparkın kaldırılması, yani ücretlerin kaldırılmasını gördük ve ne yazık ki ben orada şunu gördüm. Sadece Ali İbrahim Baykar'a itirazda bulundu bu konuyla ilgili, esnaf zarar gördü diye. Onun haricindeki hiçbir meclis üyesi bununla ilgili hiçbir görüş alışverişinde yapılmadan oldu bittiye getirerek bu kararı aldılar. Belediye başkanımız Burcu Hanım da seçimden önce vaatlerinin arasında böyle bir otopark kaldıracağım diye herhangi bir şey yoktu. Bir ikincisi, biz istişare ederek yöneteceğiz dedi. Kiminle istişare edildi? Nasıl istişare edildi bu otopark ücreti uygulaması kalktı? Onu merak ediyorum. Ben şunu düşündüm. O kadar esnaf ve sanatkar var meclis üyeleri içinde. Acaba esnaf ve sanatkarı düşünen hiç mi esnaf ve sanatkar yok içinde? Veya esnaf dostu meclis üyeleri yok. Biz buna tabii ki karşıyız. Nasıl karşıyız? Şimdi Afyon merkez nüfusu 350 bin. Köy ve kasabalarıyla 500 bin. İlçeleriyle 750 binin üzerinde. Büyükşehir olmaya aday. Şimdi çevre il ve ilçelerden Afyon'a ticaret yapmak için gelen köy kasaba halkımız var. Bu halkımızın hepsi araçlarıyla geliyorlar. Afyon'da ticaret yapıyorlar. Şimdi Afyon'da katlı otoparklar yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Şöyle bir şey. Vatandaş geldiği zaman aracını nereye koyup da ticaret yapacak? Bugün AVM'lerden bahsedelim. Her AVM'nin 1000-1500 araçlık otoparkı var. Ve müşterisine otopark hizmetiyle hizmet etmeye başlıyor. Biz yerel esnaf olarak şehir merkezinde 4000-5000 merkezde esnaf ve sanatkarımız var. Bütün meslek dallarında. Bu esnaf ve sanatkarımıza gelen müşterinin araç koyabileceği hiçbir yeri yok. Ve yapılmadı bunca senedir. Mevcut olan yol kenarındaki otoparklarda ücretsiz duruma geldiği anda o semtte oturan vatandaşlar, konutlarda oturan vatandaşlar, oradaki esnaflar, oradaki büro sahipleri araçlarını park ederek ve Afyon merkezdeki çarşılarımız keşmekeşliğe sebep olacak. Araçlarını koyabilecek hiçbir yer bulunamayacak. Ve bir de tam da zamanında şu anda 6. ay turizm zamanı. Yatın yabancının çok geldiği zaman, kurbetçinin geldiği zaman, düğüncülerin olacağı zaman bu vatandaşımız nereye aracını bırakacak da biz çarşı esnaflarından ticaret yapacak? Yani bu demek oluyor ki kardeşim kepenkleri kapatın, AVM'lere gidin demek gibi oluyor. Ya. Buna bir kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyorum. Yani ücretsiz yapmak sorunu çözmek değil, yani çözümsüzlüktür. Çözümsüzlük de çözüm değildir. Peki çözüm nedir Sayın Başkan? Çözüm buraların tekrar ücretli otoparka dönmesi ve otopark ücretlerinin de yüksek olarak alınması. Yani düşük ücretle de değil. Saati katlayarak gitmesi lazım. Bununla ilgili de Burcu Hanım'a ben teklifte bulundum 2 ay önce. Yani 10 lira değil de 20 lirayla girsin. Ve ilk yarım saat ücretsiz olsun. Yarım saatten sonrası 50 lira olsun. Ücretli olsun. Ücretli olduğu zaman yani vatandaş gelip aracını bırakıp ücretli ödemeye razı ama vatandaş aracını bırakamıyor. Aracı bırakılacak yer yok memlekette. Yani biz bunu çözüm üretilmesi istiyoruz. Yani otopark var da para alınsın demiyorum. Otoparkları yapılsın yine para alınmaz. Halkın cebinden para çıkmaz ama halk para verip de oto aracını koyacak yer arıyor. Ve bu işten en çok zarar görecek şehir merkezindeki ufak esnaf ve sanatkarlardır. Ben ufak esnaf ve sanatkarın tüm esnaflar adına konuşuyorum. Bundan en çok zararı görecek biziz. Bizi kepenk indirmeye zorlarlar. Ve halkı da AVM'lere ticaret yapmaya zorlarlar. Hani biz halkçı başkandık. Halkçı başkanın da halka verdiği ve esnaf ve sanatkara verdiği zarar. Bilerek veya bilmeyerek. Yani sonuç bu. Kaosa gidiyor. Bu kaosun sonunda ne olacak? Belediye belki otoparkçılığı bırakacak. Belki de özel sektöre verecek. Geriye dönük olarak özel sektöre verecek otoparkı. Yani biz esnaf ve sanatkar olarak özel sektöre de veririz. Sorun değil ama otopark sorunu çözümlensin. Gelen vatandaşımız aracını bırakıp ticaretini, alışverişini yapabilsin. Bizim isteğimiz, temennimiz bu. Ama bakıyoruz şu anda uygulanan uygulama tam tersi. İlaveniz yoksa çok teşekkür ediyorum. Yok, teşekkür ederim.